Evet, dün yani kalender bozuk. Buyurun benim. Mahkememize doğruyu, yalnızca doğruyu söyleyeceğine, namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin? Ederim. Unutma kalender bozuk. Bu mahkeme senin kendinle aranda bir mahkemedir. Bir kalender bozuk daha vardır kalender bozuktan içeri. İnsan herkese yalan söyleyebilir. Ama kendine asla. Bu yüzdendir ki dürüst davranman menfaati nedir? Ben de onu istiyorum. Benim dönür, ya, benim hakim bey. Yargılayın, soruşturun, verin cezamı. Ya ne cezası babacığım? Biz senin kendine olan yüzleşmeni yardım edeceğiz. O zaman iddia makamının sorularına başlayabiliriz. Soru bir. Siz kalender misiniz? Ya asıl bu soruyu benim size sormam lazım gerek. Ben adım gibi kalender miyim? Benim hakim bey. Burada soruları biz sorarız. Ya papiton, abartma istersen. Ya bak bir şey diyeceğim, yalnız böyle olmuyor ya. Ben orada, siz burada gelin şunu oturak şu masanın çevresinde rahat rahat konuşarak ne oluyor ya? Ya Dünür'üm haklısın da işin ciddiyetine varman için senin böyle bir ambiyans içerisinde olman gerekiyor. Onun için böyle yapıyorum. Ya kalender bozuk, lütfen yerinize geçin. Buyurun. O zaman siz de benim sorularıma cevap vereceksiniz. Böyle tek taraflı olmaz ki ya canım. Hay hay, buyurun. Sorayım. Ben adım gibi kalender miyim? Yani geniş gönüllü müyüm? Ayrıca bir de hafif meşrep miyim? Sen hayatımda gördüm. En geniş gönüllü adamsın baba. Baksana kendine tam 3 tane eş almışsın. Peki hafif meşrep miyim? Merkep mi? Merkep ne demek? Yani eşek gibi bir şey mi? Ya kızım yuh yani ne biçim laf o ya? Yok Dünür'üm yok. Belli haklı. Ben bir merkebim. Yıllardır kendi sırtında bir değil, iki değil, 3 tane semer taşıyan bir merkebim. Bu yılların yorgunluğuyla dizleri titreyen yılgın bir merkebim. Ya lütfen rica edeceğim, bu merkep eşek bahsini falan kapatalım. Lütfen bir yere bırakalım. Yani rica edeceğim. Ya kendinle yüzleşmek demek, kendine hakaret etmek, kendine saldırmak demek değil. Lütfen. Hah, papitom haklı. O zaman asıl meseleye gelelim. Lütfen, buyurun, buyurun. Sorularımı net soracağım ve net cevaplar istiyorum. Evet. Siz sorularınızı net net sorun yüzüme. Ben de size net net cevap vereyim. Peki. Soru bir. Sen kalender bozuk, Asude Öztürk'e gerçekten aşık mısın? Evet. Peki o sana aşık mı? Hayır, bilmiyorum. Ben biliyorum. Nereden biliyorum? Asude Öztürk sana aşık falan değil. Nereden biliyorum? Çünkü kardeşimi tanıyorum. Papitom haklı. Hem Asude Öztürk sana gerçekten aşık olsaydı şu an burada olurdu, senin yanında olurdu. Benim gibi aşık olduğu adamın yanında olurdu. Peki şimdi nerede? He? Nerede? Kapadokya'da Nevşehirli bir ağanın peşinde fink atıyor. Gah gökyüzünde, gah yeryüzünde, gah bir kulüpte, gah devenin üstünde. Ellerinde çiçeklerle gezdirtip gezdirtip duruyorum. O zaman tek taraflı bir aşk yaşıyorsun diyebiliriz değil mi? Diyebiliriz ama şimdilik. Yani ben... Hayır diyeceğiz. Diyeceğiz çünkü bugün burada her şey açıklığa kavuşturacağız. Yani şimdi tek taraflı olabilir ama yakın bir vakitte çift taraflı. Yani yarın öbürkü gün öbürkü güne olabilir yani. Peki. Tamam peki. Çift taraflı olduğunu düşünelim. Asude Öztürk de sana aşık olsaydı ne olacak? Hı? 4. karı mı olacak? Olacaktı Allah'ın izniyle. Gördün mü? Merkepsin. Meşrep kızım, meşrep. Si papito. Evet, kalender bozuk. Sen dünyadaki bütün kadınları birden sevebileceğini zanneden ayran gönüllü bir merkepsin. Kızım o meşrep, meşrep diyorum. Aa. Ha merkep, ha meşrep. Ne fark eder? Doğru. Ne fark eder? Ben bir merkebim.
Hem de merkeplerin en önde gideniyim ben. Bir merkebim. Ben kalender merkebim. Peki benim dünürüm. Ben de şimdi sana bir soru sorayım. Senin aşık olduğun bir kadın sana bir şans daha vereyim dese sen ne yapardın? Benim aşık olduğum kadın zaten bu cümleyi bana bir kere kurdu. Onunla da evlendim. Aha da gördün mü? Aşk budur işte. Aşk bu. Ya ikisi aynı şey değil baba. Sen hem bir ihtimal, hatta ihtimal bile olmayacak bir hayal üzerinden konuşuyorsun. Bir ihtimal daha her zaman vardır benim gelinim. Hayır baba. Öyle bir ihtimal yok. Asıl dehalam dese bile yok. Çünkü senin 3 tane karın var. Onlara verdiğin sözler var. Ne var canım? Ben sözümden geri dönmüş olabilirim. Hem ben onlara verdiğim sözü tuttum da onlar bana verdikleri sözleri tuttular mı? Ya sen ananları tanımayın mı? Ya dünürüm sen bir şey söyle. Sen bu kadınları tanıyorsun. Ne zamandır beraber yaşıyık? Bunlar senin yaptıklarını haklı çıkarmaz baba. Bella doğru söylüyor dünürüm. Yani eşlerinin bir sürü hatası olmuş olabilir. Amenna ki gördük şahidiz tamam. Ama son zamanlarda sen onları değil eş, insan yerine bile koymadın ki. Hiç kimse bu muameleyi hak etmez dünürüm. Ya ben dedim ki kendi kendimle yüzleşeceğim şurada. Dedim siz beni tuttunuz dar ağacına çektiniz ya. Bak babacığım ben senin tarafındayım tamam mı? Ama adil olmak zorundasın. Annemlerin senin için yaptıklarını görmek zorundasın. Onlar benim için ne yapmışlar ki ne? Baba. Onlar sırf seni sevdiklerinden birbirlerini sevmeyi öğrendiler. Yoksa aynı adama aşık 3 tane kadın birbirlerini sevme ihtimal olabilir mi sence? Ha? Olamaz değil mi? Olur mu yahu? Olmaz tabii. Sadece seven katlanır. Ya uzağa gitme bak bana. Ya bir sor. Hani bunca yıldır o Camilla ile nasıl evlisin, niye evlisin, niye boşanmadın diye sor. Vallahi ben de ne zamandır ağam bunu merak ediyorum biliyor musun? Hiç anlamıyorum ya sen nasıl? Yahu dinlerim merak edecek bir şey yok. Cevabı çok basit. Aşığım yahu. Onun için de her şeyine katlanıyorum. İşte senin eşlerin de sana aşık oldukları için birbirlerine katlanıyorlar anlamıyor musun? Onlar bana aşık mı aşık değil. Onlar benim ağalığıma, gücüme, parama, şöhretime, şanıma aşık ya. Bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun baba. Sadece böyle düşünerek vicdanını rahatlatmaya çalışıyorsun o kadar. Yeter be. Karşınızda ecel teri döktüm. Neyse cezamı kesin verin benim cezamı. Cezanı da kararını da sen vereceksin baba. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Evet. Geriye düşünüldü. Sen kalender bozuk. Kurduğumuz bu mahkeme sonucunda kendi yargıçlığını kendin yapacak ve kendi kararlarını kendin vereceksin. Kendi ipini kendin çekeceksin baba. Benim gibi. Benim hakim beyim. Verdim. Gibi yani. Verdim galiba. Yok. Verdin mi, vermedin mi? Verdim de. Verdim. Verdim ya. Evet, uzun zaman geçti dünürüm. Ne diyorsun? Kararından emin misin? Ya benim dünürüm. Baksana havalar değişti, dünyalar değişti. Benim kararım... Değişmedi galiba. Yok değişmedi. Eminim. O halde mahkemeyi bitiriyorum. Dağılabiliriz. Oh be. Oh be dünyalar varmış. Vallahi üstümden bir yük kalktı bileyim mi? Ya kendimi bir ara dar ağacında hissettim. Allah senden razı olsun. Senden de. Sağ olasın. Ha. Benim kızım. Çok vallahi, çok yardımın oldu biliyor musun?
Umarım verdiğin karardan pişman olmazsın babacığım. İnşallah benim canım, benim gülüm. Ah, ah. Allah senden de razı olsun. Ne yaptınız bakayım? Karara vardınız mı? Kalender ağam söyle bakayım. Yola katırlarla mı devam ediyorsun yoksa karılarla mı? Gerçi hepsi aynı kapıya çıkıyor. Şaka yaptım ben, neden gülmediniz? Karıcığım az önce dünürüm hayati bir karar verdi. Yani onun üzerine bu şaka hiç hoş olmadı. Çok da hafif. Haydi. Bize müsaade babacığım. Biz gidiyoruz. Yapma. Yapma. Ya, belki sen kararından emin misin? Eminim babacığım. Gidiyorum ben. Ya. Abo! Ne yaptı? Kararı verdin. Kaynananlar vardır yoksam yok. Çekilin bakayım. Ay. Belo, bari sen söyle. Babam söylediğinde öğrenirsiniz artık. Ben gidiyorum. Hakkınıza helal edin. Ah, kız, Esat'tan gidiyorsun şimdi. Oh, cincik, boş ver be Nazgül. Darısı bizim başımız abacığım. Bu akşam Kalenderhanede mi kalıyorsunuz yoksa burada mı? Kalender Ağa. Ağa yok artık, benim dünürüm. Ağa yok. Kalender var sadece, kalender. Pardon ya, ağız alışkanlığı işte. Aman, Allah dünürlüğümüze zeval vermesin. İnşallah. Aa, bence olmayacak duaya amin demeyin. Bakın ben size söylüyorum, sizin dünürlüğünüz en kısa zamanda bitecek. Hatta nakavt olacak, nakavt. Tövbe de Kamelya Hanım, tövbe de. Ağzından çıkan yer alsın. Sana ne be benim ağzımdan çıkanı çıkmayanı? Sen kendi ağzına baksana. Kalender ağam. Haydi şimdi söyle bana, sen bu aldığın kararı kart karılara hemen açıklayacak mısın? Bence açıkla be. Açıkla, sen de kurtul, onlar da kurtulsun. Ne güzel. Bak Kamilla, haklı mı dünürüm? Ya biliyorsun beni çok acele ettiriyorsunuz. Ya, tamam bir karar almış olabilirim ama böyle bir şey var, böyle yerine oturmayan bir şey var. Yani ben, ya bana bir müsaade edin, ben bu akşam bunu bir daha bir düşüneyim, üzerine bir yatayım. Yarın artık Allah kerim. O nasıl söz ya? Hani sen kendin söylemiştin, kararından emindin. Yahu dedim ama yani kafam bir karışık diyeyim ya, bir anlayın ya. Ama Kalender ağam bak, korkunun ecele faydası yok ki. E kararının arkasında dur be. E madem ağa olmayacaksın, adam ol be, adam ol, adam ol.